Eğitim haberinden sonra hemen e, size yani sizi almadan önce konuk etmeden önce Hı -hı. eğitim haberini vermek istedim çünkü biliyorum ki sizin de bu yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili hazırlıklarınız evet. var. E, bizi izlerken altta da izleyicilerimiz okuyorlar. Umudun şehri Esenyurt diye. Esenyurt'un biraz böyle hani tanımını yapacağım. Yanlışım varsa lütfen siz düzeltin. Öncelikle çok kalabalık bir ilçe. İstanbul'un öyle bir ilçesi ki aslında e, yurt genelinde Anadolu'ya baktığınızda pek çok farklı yani 57 ilden daha büyük e, bir doğru. nüfus yoğunluğuna doğru. sahip. Sadece nüfusun yoğunluğu yani sayısal büyüklük değil aynı zamanda çeşitliliği de söz Hı -hı. konusu. Umudun şehri diye anılmasının sebebi de Anadolu'dan İlk etapta İstanbul'a gelenin imkan olarak hani barınma imkanı olarak daha büyük bir fırsat gördüğü için burayı tercih etmesiyle alakalı. Doğru. E i̇şte e, düzensiz göçmeni, sığınmacısı, mültecisi artık adına ne diyeceğimizi şaşırdığımız bir kitle. O da Esenyurt'u çok tercih ediyor. Evet. Bunu da biliyoruz. Dolayısıyla aslında e, zor bir ilçe, yönetmesi zor bir yer, değil evet, mi? Evet. Yani hem biraz önce söylediğim gibi teknik ve fiziki olarak karşılaştığımız zorluklar var. Bir de biraz önce sizin söylediğiniz. Türkiye'nin hatta dünyanın e, değişik ülkelerinden birçok vatandaşın gelip yerleştiği ve dar bir alanda birçok insanın yaşadığı bir e, kent. Yani düşünün ki dünyanın 101 değişik ülkesinden vatandaş burada. 101 değişik dil kullanılıyor bizim e, Esenyurt'ta. E, Ugandalı da var, Danimarkalı da var, efendim Asya'nın birçok değişik ülkelerinden insanlar da var, Avrupa'dan da var. ...dünyanın aslında buluştuğu bir yer. Aynı zamanda Türkiye'nin %6 gayri safi milli hasılasını üreten bir sanayimiz de var. Çok güçlü bir kent. 3000 civarında işletmenin olduğu bir kent. Umudun şehri olmasının nedenlerinden bir tanesi çok kimlikli, çok bileşenli olması... ...ama aynı zamanda Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olması. Bizim şu anda eğitim, öğretim yılı da açılıyor... Ben başarılar diliyorum öğrencilerimize, öğretmenlerimize şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önemli bir iş yapıyorlar. Sadece ortaokul ve ilkokul lisede 164 bin öğrenci var. Esenyurt'ta. Evet sadece Esenyurt'ta. Ben Bulgaristan'da bu kadar öğrenci olduğunu zannetmiyorum bir ülkede. Biraz önce söylediğiniz rakamlar 57 ilden büyüyüz. Buna kayıtsız seçmenler, kayıtsız vatandaşlar dahil değil. 300 bin civarında da hem yurt dışından hem yurt içinden gelen vatandaşlar da var. Çok güzel bir konuya değindiniz başlangıçta. ile rekabet etmenin en önemli yolu vatandaşımıza sahip çıkmak, onların ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamaktan geçer. Bunun da ilk vazgeçilmez parametresi istikrarlığı, bir eğitim sistemine, eğitim politikasına ihtiyaç duymak, bunu e, yapmak. Maalesef e, benim hatırladığım son 20 yılda 10 defa bizim eğitim sistemimiz değişti. Evet. Bu eğitim sistemine göre de ihtiyaç olunan altyapı maalesef hazırlanmadı. Bu ekranda izleyicilerimizin gördüğü hazırlıklar okullardaki hazırlıklar değil mi? E, biz şu anda e, bütün olumsuzluklara rağmen e, Esenyurt'taki bütün okulların tamir, bakım, badana, boya işlerini biz üstlendik, biz yapıyoruz. Yani bize e, merkezi bütçeden böyle bir pay ayrılmamasına rağmen Esenyurtluların işte yol yapımında, başka alanlarda kullanmamız gereken paraları maalesef e, buralara aktarmak zorundayız. Zira orada ciddi sıkıntılar var. Yani gençlerine sahip çıkmayan bir ülkenin hayatta var olamayacağı bilinciyle biz e, yerel yönetim olarak eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz o anlamda bu eksiklikleri aslında sizin görev tanımınızın içerisinde olmaz. Böyle bir kaynak rağmen. da almıyoruz, böyle bir kaynak da almıyoruz, böyle bir görev tanımımız da yok. Ama bu zorunluluk yani e, biz gençlerimize sahip çıkmazsak e, her gün bir hayat kayboluyor. Yani buna gözümüzü kapatamayız. Hı hı. sokağımız çukur olabilir. Efendim kaldırımımızı 5 senede bir, 6 senede bir değiştirebiliriz ama bu vatandaşlarımıza, çocuklarımıza mutlak ve mutlak sahip çıkmamız lazım. Önce okul demek Kesinlikle. önemli bir göstergedir. Kesinlikle. Bir yönetimin de, bir kişinin de vizyonuyla alakalı bana göre. Bir, yani de bir hem kampus. bir öğretmen çocuğuyum ben. Hem ondan dolayı hem de bir mühendis olarak Yetişkin e, bireylerle dünyayla rekabet etmenin ne kadar önemli olduğunu sanayide görmüş, e, bunu test etmiş, ihtiyacına inanmış birisi olarak söylüyorum hı hı. bunu. Bir de bir kampüs projeniz var diye evet. duydum. Şimdi biz e, biraz önce söylediğim gibi bizim e, aslında eğitimle ilgili bir sorumluluğumuz yok. Yani devletten böyle bir kaynak almıyoruz. Maalesef Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması gereken birçok çalışma yapılmamış. E, bizim yaptığımız e, bir 165 bin civarında öğrenci var dedim. 165 bin öğrencinin okuması için de normal şartlarda 6600 civarında dersiye ihtiyaç var. Ama maalesef bizim 3800 civarında zannediyorum derslik var. Yani iki katına çıkarılması evet, lazım. Yarısı Mevcut okulların iki katı kadar daha okul olması lazım. Bu ne demek? Bir sınıfta olması gerekenden iki kat fazla insan var demek. Yani bu insanlar bu gençlerimiz çocuklarımıza ayrılan zaman normalin yarısı kadar demek. Öğretmen onun iki kadı kadar performans sarf ediyor demek. O yüzden göreve geldiğimiz günden itibaren ne yapabiliriz diye bu konuda araştırma yaptık. Maalesef geçmiş yıllarda yapılan diğer yanlışlıkların üstünde bir de okul ve kamusal alanda kullanılması gereken alanlar satılmış. Dolayısıyla mahalle içinde okul yapacak alan kalmamış. Nasıl çözeriz bunu diye düşündük. Baktık ki kentin çeperlerinde büyük arsalar var ana akslarda ulaşım akslarına yakın yerlerde böyle bir arazi vardı 25 bin metrekare kampüs üsünde olduğu yer için konuşuyorum 25 bin metrekare okul okul yapabiliriz buraya düşündük hikayesini anlatacağım onun bu projeyi yapmamızın birinci nedeni mahallelerdeki liseleri kampüs üsseye taşıyıp Kampüs liselere taşıdığımız liselerden boşalan yerleri de ortaokula, ilkokula çevirerek mahalledeki çocukların yürüyerek okula gitmelerini sağlamak. Zira başka türlü bir çözüm noktası yok. Yani orada yaşayan hemşerilerimin çocuklarını servisle okula gönderme imkanı yok. Hı hı. O yüzden böyle bir çözüm bulduk. Şimdi kampüs de eğitim almanın da ayrıca getirdiği avantajlar var. Bunlardan bir tanesi... E, yüksek nitelikli altyapıya sahip okullarda okuyacak gençlerimiz. E, derslikleri, e, laboratuvarları, kütüphanesi, kapalı spor salonları, açık spor alanları, e, atelyeleri. 50 civarında atelye var e, bu, bu burada. Toplam 50 bin metrekare kapalı alanı olan e, yani çok yüksek. Gerçekten bir kampüs. Gerçek bir kampüs. <laughs> gerçek bir kampüs e, yapılıyor. Başka bir avantajı daha var. E, kent... Yerleşkesi oluşurken bazı mahalleler birkaç ilin birleşiminden oluşmuş. Örneğin Pınar Mahallemiz var bizim, orada daha ziyade Vanlı ve Muşlu hemşerilerimizin işte bir kısım Sinoplu hemşerilerimizin olduğu bir yer. Başka bir mahallede Karslılar işte Trakyalılar var diyelim. Başka bir mahallede. Dolayısıyla oradaki çocuklar o mahallede iletişime girerken sadece onlarla giriyorlar. Diğer bölgenin insanları ile iletişime geçsinler diye bu kampüs de faydası olacak şöyle. Ee, düşünün ki bir Karslı ile Edirne ile aynı masada yemek yiyecekler. Aynı, e, aynı Bir şeyleri tartışma fırsatı bulacaklar. Bir kaynaşma e, sorunu da ortadan kalkmış olacak. Ayrıca kampüs lisede Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, e, bir tane İmam Hatip Lisesi, iki tane Meslek Lisesi var. Dolayısıyla bir İmam Hatip'li e, gencimiz ile Fen Lisesi'li gencimiz birbirini anlama fırsatı bulacaklar. Toplumda bugün yaşanan ayrışmanın temelinde bu yatıyor. Biz birbirimizi anlamak istemiyoruz, dinlemiyoruz. Birbirimizi. Konuşmuyoruz. Konuşmuyoruz, birbirimizi suçluyoruz sürekli. Buradan başlayarak yaklaşık 3 minimum, yani minimum 3600 kişi burada eğitim alacak. Düşünün ki 3600 tane pırıl pırıl gencin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili eğitildiğini düşünün. Çok önemli bir proje. Ve biz kaynağımızın bir yıllık bütçemizin %33'ünü buraya ayırdık. Bir yılda bitmeyecek ama bunu bitirmeye çalışıyoruz. Bunun e, hikayesini anlatmam lazım. Zira Türkiye'nin hangi konumda olduğunu, nelerin yanlış yapıldığını anlamamız açısından çok önemli. Burası 25 bin metrekare bir arazi. Yaklaşık 12 yıl, 13 yıl önce bir vakfa tahsis edilmiş. E, üniversite yapılsın diye. Ama maalesef çivi bile çakılmamış. Sayıştay gelmiş, incelemiş. Demiş ki bunları alın buradan. E, bizden önce yapılmış bu. E, alın. O, ne yapacaksanız yapın. Yani kamuya e, kullanır hale getirin. Geldik. Sayıştay'ın e, söylediğini yapmak üzere meclise götürdük. Ama maalesef AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili e, meclis üyelerinin oyuyla reddedildi. İki defa getirdik. Sonrasında mahkemeye götürdük. Mahkeme bizi haklı buldu. Mahkeme kararıyla tekrar meclise gelip meclisten bunu iptal ettirip e, burayı e, eğitim alanına çevirmeyi hedefledik. Asıl... Garabet ve komedi bundan sonra başlıyor. Biz tabii bunun olacağını bildiğimiz için proje süresini önceden başlattık. Proje arkadaşlarımız, B'deki arkadaşlarımız çalıştılar. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı ile irtibata geçtik. Ee, kanuni Sorun e, ortadan çıktı. dedik ki biz buraya 5 tane 32 derslikli lise yapalım. Ee, altı ay çalıştık, projeyi götürdük. Dediler ki olmaz. Niye? Ee, dedi, çok. E, ne yapalım peki? 24 derslik yapalım. Peki 24 derslik yapalım. Bir buçuk senede bu projeyi yaptık götürdük. Bir buçuk senede götürdük derken gidiyoruz eleştiriyorlar kaç tane öğretmen var otoparkı var mı? Yani normalde bırakın çocukların oyun alanı oturacak yeri olmayan okullarda okurken bize e, öğretmenlerin otopark e, ihtiyacı karşılanıyor mu diye sordular. Yani buna rağmen e, bu proje bir buçuk yılda dediler ki bu sefer de olmadı. Niye e, efendim 24 derslikli e, niye yapıyorsunuz ne yapalım? 40 yapın. E, 32'yi kabul etmediniz. Ya olsun bir deneyin. 40 içinde uğraştık. Kalabalık oldu dediler. E, şimdi ne yapalım peki? 32 yapalım. Peki 32 yapalım. buçuk sene. Evet iki buçuk sene bununla uğraştık. Ama sevindirici yanı şu. Bu sürede biz o zaman Sayın Valim Ali Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum ben. Bize destek verdi. E, onu da ikna ederek başka 60 bin metrekarelik bir boş arazi vardı. Satılmaya çalışılıyordu TMSF üzerinden. E, onun da desteğiyle merkez hükümet de oraya bir tane bizi kopyalayarak bir kampüs ise yaptırdı. Böyle de bir kazancımız oldu. şimdi yarış içindeyiz. Bizim mi o bitireceğiz önce, onlar mı bitirecek? Ne güzel evet, yarış. Evet, güzel bir yarış oldu. Esen yurtlara vaat ettiğimiz iki liseyi de kazandırmış olduk. İki tane kampüs İyilik lise de güzellik evet. eğitim konusunda <gülüyor> yarışsak <gülüyor> keşke. Evet, evet, şimdi tabii 5 defa ihale ettik. Ekonomik koşullardan dolayı katılımcı olmadı. Çok büyük bir proje. 1 milyar biz 200 milyon liraya yapmayı düşünüyorduk. 3 ee, yılın sonunda e, 1 milyar arttı. 50 milyon liraya ihale ettik. Maalesef bitinceye kadar fiyat artışlarıyla beraber zannediyorum buçuk milyarı bulacak. Şimdi hızlı bitirelim. Bir sene önce bunu devreye alalım diye düşünüyoruz. Ee, dedik ki krediye başvuralım. Yani bizim bu seneki kaynaklarımız yetmiyor buna. Seneye nasıl olsa bu devreye girecek. Seneye ödeyeceğimiz parayı şimdiden harcayalım. Bunu krediyle karşılayalım. Gittik meclise. Yine AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımız orada çoğunlukta. Maalesef 350 milyon istedik, 150 milyon onaylandı. Hadi buna da evet dedik, tamam. Peki teşekkür ederiz. Ama bu sefer de Vakıf Bank, Devlet Bankası, üzülerek söylüyorum, 14 14 Temmuz'da yaptığımız başvuruya cevap bile vermediler. E, tencere tava satana kredi veriliyor, çorap satana kredi veriliyor. İşimiz olmayan bir işe kalkışıyoruz. Çocuklarımızın geleceğiyle dertleniyoruz onlara okul yapmaya uğraşıyoruz. Devletin bankası muhatap bile almıyor. İki ay geçti aradan. İki ayda biz hani bir gün önce bitirmeye çalışırken böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi bu sürecin bitmesi lazım. Herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. Her geçen gün, her geçen gün gençlerin umudunu yitirtiyoruz. Siyasilerin, kamu görevlilerinin rica ediyorum yani artık yeter. Yani bu insanlar Hayata tutunmak istiyorlar, çalışmak istiyorlar, üretmek istiyorlar. Nedir bu kavga anlamıyorum yani. Bu kin niye? Niye bu kızgınlık? Bu bunun siyaset bitirilmesi... üstü bir konu üstelik. Bu, bu diyorum hanımefendi benim işim değil. Ve ben bu işi yaptığım için oy kaybediyorum. Neden? Çünkü ben yola harcamam gereken parayı, çukurları tamir etmem gereken e, parayı okula harcıyorum. Ve vatandaş da bana haklı olarak kızıyor. Ama ben bunun sorumluluğunu alamam. O çocukların hayatlarının kaybolmasını göze alamam. Vicdanen rahat edemem, uyuyamam ben. Doğru değil. Çukurlar olsun, olsun. Geç yapalım, iki sene sonra yapalım. Ama o çocukların okuyacağı yeri yapalım. Rica ediyorum ben yetkililere bir an önce şu kredi meselesini çözün. Biz de hızlı bir şekilde yapalım. AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarım. Lütfen seçmenlerimiz bu arkadaşları uyarın. Önümüzü açsınlar engellemekten. Dün ek bütçe götürdük. Yani kreş açıyoruz. Kreş yeme yemeği alacağız. Yemeği onaylamıyorlar. Yani bu kadar saçmalıklarla yönetilen bir süreç. Dolayısıyla bunu aracılığınızla da bildirmiş oldum. Size çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ediyorum. İnşallah hepimiz, hepimiz ama hepimiz kim ne hata yaptıysa bundan vazgeçer. Ve dünyanın en güzel topraklarının çocuklarıyız. Kadim dostluklarla birbirine bağlı, kadim inançlarla, birçok farklılıklarımızla beraber biz Türkiye'yiz bunun üzerinde oturduğumuzu unutmadan bir imparatorluk coğrafyasının bir cumhuriyet çocuğu olduğumuzu unutmadan davrandığımızda dünyayla rekabet etmemizin çok kolay olacağını biliyorum. Bir mühendis olarak dünyadaki birçok farklı gruplarla çalışan birisi, uluslararası şirketlerde çalışmış birisi olarak söylüyorum. Yapmamız gereken tek şey el sıkışmak konuşmak.